Yargı paketinin 6. maddesinin birçok boyutu üzerine konuşuldu ama zaten paketteki genel sorunların bir tezahürünü görüyoruz burada da. Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımama, arka kapıdan çıkıp ön kapıdan girme, bir tür aslında herkese yönelttiğiniz yargısal aktivizm. Dolayısıyla bu maddeyi bir önceki konuşmacının ve ondan öncekinin etraflıca tartışmış olması nedeniyle ben söz hakkımı başka bir noktada kullanacağım. Dün 28 Şubat'tı ve 28 Şubat üzerine söz alanlar travmalardan söz ettiler, tanklarla gözdağı verilmesinden söz ettiler, irade gaspından söz ettiler. Her şeyden evvel 28 Şubat'ı ben de bu ülkenin tarihindeki bir utanç sayfası olarak tanımlıyorum. Bu tür modern, postmodern ya da her neyse darbe girişimlerinin en büyük mağdurları bu ülkede her zaman sol ve sosyalistler olmuştur. Dolayısıyla 28 Şubat'ta bu anlamda hiçbir şekilde kınamadan geçmeyeceğimiz bir kara gündür. Fakat Şubat ayında çok şey oldu. Siz bir 7 Şubat günü bu ülkede bitmeyen 28 Şubat yaptınız. Bitmeyen. 7 Şubat 2016'dan bugüne geçen 7 yıldır tekrar eden bir 28 Şubat. Tanklar mı dediniz? Travma mı dediniz? Elinizi vicdanınıza koyun, aklınıza koyun, yüreğinize koyun ve bir gün biz neden bu ülkenin bunca travması içinden bir tek kendimiz kendi travmalarımızı seçiyoruz? Neden başka hiçbir şeyden söz etmiyoruz deyin. Bu ülkede, Ankara'da, Ankara'nın göbeğinde, 2 kilometre ötede 10 Ekim'de 100 kişi paramparça edildi barış istediği için. Bir gün şu kürsüde bir 10 Ekim dediğinizi duymadım. Sonra gelip sizinle bir duygudaşlık kurmamızı bekliyorsunuz. 28 Şubat, evet yine oraya dönelim. Benim ahlaki, ideolojik, etik çerçevem bir kişi ben travma yaşadım. Ben ayrımcılığa uğradım dediği zaman bunun aksini düşünmeye el vermez. Onun beyanını esas alır. Dolayısıyla siz travma dediğinizde ben gerçekten o travmayı tanıyorum. Burada bir kusur yok. Yeter ki siz o travmayı bir istismar siyasetine dönüştürmeyin. Siz 28 Şubat'ta da bunu yaptınız. Yasin Börü'ye de bunu yaptınız. Araştırtmadınız ama her yerde kullandınız. Çok üzgünüm ama bunların başörtüsü mağduru öğrencilerin ki onlarla birlikte mücadele ettik. Onların gerçekten travmaların üstünde tepindiniz. 7 Şubat'ta bu ülkede ne oldu? 7 Şubat'ta bu ülkenin 27 üniversitesinde yetişmiş son derece kalifiye, liyakat sahibi, öyle zannettiğiniz gibi bir ekonomik sermaye yüklenerek gelmiş, hepinizin ekonomik sermayesi onlardan kat kat iyidir. Ama dişiyle, tırnağıyla kazıyarak çok ciddi bir kültürel sermaye edinmiş 184 akademisyeni ihraç ettiniz. Onun öncesinde zaten ihraçlar başlamıştı ve orada da bitmedi. 400 kişi ihraç ettiniz. Bunlardan biri Mehmet Fatih Tıraş'tı. Üniversiteden atılmıştı öncesinde ve o da yine bir Şubat günü, bir 25 Şubat günü 34 yaşında hayatına son verdi. Ve bir mektup bıraktı hocasına. Elinden hayatının alınmasından duyduğu şeyleri anlattı. 28 Şubat'ınız akademisyenler için bitmiyor. Bu bir utançtır. Bu bir de Nazi Almanya'sında olmuştu ve Türkiye'ye sığınmıştı akademisyenler. Bu akademisyenler 7 yıl sonra 2000 akademisyen FETÖ örgütü mensubu komutanların sürdürdüğü operasyonlarda öldürülen her biri o komutanların cemaat yapısının üyesi olmaktan yargılandı ve tutuklandı. Sivil ölümlerine itiraz etmişti. İtiraz etmiştik. Siz bunu fırsat bildiniz. Kim yargıladı bunları demediniz. Kim bu ölümlere yol açtı, bu sivilleri kim katletti demediniz. Evladının bedenini kokmasın diye buzdolabına koyan, annelere isyan eden
birçoğu sosyal bilimci olan, görevi ve sorumluluğu bu olan insanları ihraç ettiniz. Ve bunlar 2000 kişi imza atmıştı, 400 ihraç edildi. Aynı metinle yargılandılar, aynı şeyleri söylemişlerdi. Çok iyi oldu diğerlerinin başına bu gelmemiz. Bir merak etmediniz, burada ne oluyor, bunlar kimlerdi? 7 yıl sonra bunlar görevlerine dönmeye başladılar. Gidip yerleştikleri yerlerden üniversitelere geldiler. Şimdi yarattığınız hukuk dışı ortamda üniversiteler mahkeme kararlarını tanımıyor, başlatmıyorlar görevlere. Ya da idare mahkemesine istinaf mahkemeleri savaş açıyor. Ve göreve başlamalarından aylar sonra onları yeniden ihraç ediyor. Bir açın bakın kimdir bunlar. Bir bakın daha dün geri döndü üniversiteden tekrar atılan Mühtan Sağlık. Sayın Çelenk, teşekkür ediyorum.